Tulumanın hamurunda su var, un var, beyaz un. Evet. Biraz, iki yemek kaşığı veya bir fincan sıvı yağ var. Bir de tulumanın şerbetini yaptık. O şerbetten de gene bir fincan şerbeti var. İçerisinde suyunda, evet, var. Hamurunda. Hamurunun soğuması gerekiyor. Soğuduktan sonra dökeceğiz. Bu soğuduktan sonra yumurtalayacağız bunu. Daha yumurtalama aşaması var. Ya. Tulumbayı yumurtalıyorum şu an. Tulumbaya geçelim. Tamam, evet, hemen tulumbaya geçelim. Bu hamuru yapmıştık. Hamuru yoğurmuştuk az önce. Evet, şu an soğudu hamuru. Tamam. Şimdi yumurtalamamız lazım bunu. Hmm. Bakın, hamurumuzu yumurtalıyoruz. Ne kadar ilginç. Evet, gerçekten çok ilginç. Kaç tane yumurta var? 5 tane. Evet, 5 yumurta. Bir daha hamurun malzemelerini ve ne yaptık anlatabilir miyiz ekranını yeni açan izleyicilerimiz için? Aynen. İlk baştan bunun suyunu koyduk. 500 gram su koyduk. Evet, suyu kaynattık. Üstüne unu ilave ettik ocakta. Evet. Bir fincan sıvı yağ ilave yaptık. Biraz bir de şerbetinden bir fincan ilave yaptık. Suyu ısıttıktan sonra hamuru yaptık. Unu ekledik, işte hamuru yaptık. Şu an soğudu bu. Şimdi şu an yumurtalıyoruz. Soğuyunca yumurtamızı ekledik üzerine. Yumurtayla beraber tekrar yoğuruyoruz. Şimdi elimizle yoğuruyoruz. Evet. 5 tane yumurta ekledik. 5 tane yumurtanın şu an 3'ünü attık. İkisi bekliyor. Evet. Evet, onları da atacağız. Yavaş yavaş devam edeceğiz. Yavaş yavaş. Hanımlar bunu mikser... Evet. Tüyü yapabilirler. Daha kolay olur. Mikser daha kolay olur. Hiç yorulmazsınız. Ama biraz sert olduğu için işte mikser... Eşlerinizle yaptırın. Aynen. Bu arada halkamızın hamurunu da yaptık. Ha, az önce reklam arasında biz halka tatlısının da hamurunu yoğurduk. İstersen onu da söyleyelim. Evet, çok iyi olur. Söyle bakalım. Un, su ve maya. Un, su, maya ama un, evet, da öyle normal un değil. 20'de karıştırdım. 20'de vermediniz. Yok, 20'de var. Sıra 20'de. Bunu 20'de karıştırdık değil mi? Evet. Evet, yani tulumada 20'lik yok. Yok. Ama halka tatlıda 20'lik var. Aynen, işin sırrı orada. Evet. Tamam. Şu an kıvamı 10 numara oldu. Evet. Soğuk yağımız hazır. Tulumba soğuk yağ atılacak. Ha öyle tabii, mi? Tabii. Sıcak yağ değil. Halka tatlı tam tersi. Tulumba ama tatlısı. Ama şeyde mesela ben görüyorum hep yollarda hani yapılırken kızgın yağ da atıyorlar. Halka tatlıyı onu atıyorlar. Ha. Tulumba tatlısı soğuk yağ atılır. Ondan sonra yavaş yavaş pişer o. Aha, onu bilmiyordum. O zaman hadi atalım hamurumuzu. Orada poşede geçirdik. Havasını falan şimdi herkes soğuk yağ bakın. En önemli püf noktası bu tatlıda soğuk yağ olması. Evet, şimdi Hamza Bey bakın tulumba tatlarımızı. Tulumba tatlarımızı dökmeye başlıyoruz. Evet. Soğuk yağ. Soğuk sıcak yağ. Olmuyor. Ha, siz de kesiyorsunuz. Evet. Bakın onlar da aileler. Ne güzel birbirlerine yardımcı oluyorlar. Bakın. Sıcak yağ atsak ne olur? Olmaz. Şey olur, yapışır. Yapışır mı? O yüzden... Ama sıcak yağ atanlar da var. Evet, ben görmüştüm evet, çünkü bazen. Hani bir sürü yapıyorlar mesela. Ramazan'da falan hızlıca. Bir şey patladı. Ama işin sırrı soğuk yağ olması. Şimdi tulumalarımız evet, artık pişti sayılır. Kolayı izlerken sayılır. Bir taraftan da biz makasla kestik. Evet, evet. Beraber döktük, makasla keserek döktük tatlarımızı. Çok güzel ama oldu. Ama dökmesi gerçekten o kadar kolay değildi. Çünkü sert, hamur evet, sert. Güç lazım ona biraz. Evet. Şimdi birazdan halka tatlısını da yapacağız. Evet, halka tatlı hamuru hazır. Evet, halka tatlımızın. O da sıcak yağda olduğu için bunu çıkardıktan sonra hemen bana... Aynı yağda. Çok iyi. Hemen yağda. Ben ona tabak vereyim o zaman. Onu hazırlayalım. Tulumbayı... Şimdi tulumbayı çıkarıp Özlem direkt şerbet atacağız. Şerbeti atacağız. Evet. Bu böyle renk aldıktan sonra da sürekli karıştırmamız lazım. Evet, bakın renk alana kadar karıştırmıyoruz. İşin püf noktası. Evet. Az önce ben karıştırayım dedim, aman dedim karıştırma dur. Niye dedim, hamur olur. Evet. Ya, hamur çünkü yapışır. Evet. Değil mi? Aynen, bozulur. Bozuluyor. O yüzden renk almadan biraz yüzmeye başlayacak. Piştikten sonra yüzmeye başlıyor. Önce dibe oturuyor tatlılar. Hı hı. Daha sonra piştikçe yukarıda yüzmeye başlıyor. En son renk alıyor. Renk aldıktan sonra karıştırmamız gerekiyor sürekli. Evet. Buyurun hamurcuğum. Bastırmak için. Tamam. Şerbetine bastırmak için. Evet, şerbetimiz tamam, soğuk. Evet. Bir şerbet gün önceden yapacağız. Çıtır çıtır olması için şerbetin abi, ölçüsü soğuk. Ne? Ölçüsü ne? 1,5 litre suya 1 kilo şerbet. Şey, doğru mu şeker. Hocam? Biz daha çok yapıyoruz ya o yüzden kafam orada. Şeker 1 kilosu. 1,5. Evet. Evet. Kilo şeker 1 litre aynen, su. Aynen 1 litre su aynen. Evet, süzüyoruz, yağını evet, süzerek çıkarıyoruz. Hemen şerbeti ve alıyorum. Bir gün öncesinde hazırladığımız şerbetimizin içerisine bakın şerbetin kıvamı koyu. Tamam. İyice böyle altın rengini alana kadar süper, kaynatıyorsunuz. Şimdi, soğutuyorsunuz. Evet, tulumalarımızı. Ve çıkan tatlarımızı direkt şerbetin içerisinde tatlandırıyoruz.
Evet, tulumbalarımız şimdi burada bir güzel şerbeti çekecek. Reklamlardan sonra da ne yapacağız? Halka tatlısı yapacağız. Bakın, halka tatlısı çok güzel, çok özel bir lezzet. Evde nasıl yapılır? Halka tatlısını öğreneceğiz. Bu halka tatlısını evet. Çıkartıyoruz. Tamam. Tulumba 5 dakika durması gerekiyor. 5 dakika beklemesi lazım. Çekecek. Evet. O zaman biz de bu arada reklamlara gidelim. Ama gitmeden bir gösterseniz. Evet, burada hazırı var. Evet. Aynen, gösterelim. Nasıl oluyor? Şöyle bakın. Nasıl oluyor? Buna bakıyorum. Evet, hazırı bakın. Getirmişti Hamza Bey hazırını bize. Stüdyoda ben zaten reklamı demin arada yemiştim. Çok lezzetli. Çok çok güzel olmuş. Çok güzel gerçekten. Çıtır çıtır yani çıtır hamuru, sesi geldi. Hamur döküyoruz halka tatlılarımızı. Kızgın yağ döküyoruz ama biz reklam arasında halka tatlımızı hazır hale getirdik. Bakın görüyorsunuz tulumbanın hemen yanında duruyor. Dedim sana. Evet hemen Yasinciğim teşekkür ederim. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım diyorsun. Şöyle ısırıyorum ben bunu. Bu biraz daha şey yerine göre nasıl? Farklı var değil mi? Harikalar. Kütür kütür. Aynı tatlı gibi ama görüntüsü farklı bu gibi. Bu biraz daha sert. Sadece ama evet. Tadı da çok farklı. Hamur da farklı. Çıtır. Bu daha çok çıtır. Evet.